Basketbol tarihinde NBA'de oynamamış veya oynayamamış efsaneler listeleri sıralandığında onun adı mutlaka vardır. Hatta bazı listelerde en üst sırada yer alan uluslararası oyuncu olarak da dikkat çeker. Oscar The Holy Hand Schmidt, Nick The Gangster Galis, Dejan White Magic Bodiroga, Theo Greek Magic Papaloukas, Petar Macedonian Pearl Namoski gibi isimlerin hakkını yememek lazım. Ancak bu listeleri erken vefat eden Len Bias, Benji Wilson, Hank Gathers veya da Earl the Goat Manigold, P.V. Kirkland, Joe the Destroyer Hammond, Herman the Helicopter Knowings, James Fly Williams, Demetrius Hook Mitchell veya Ed Boogersmith gibi mitleşen, adeta mit olan sokak efsaneleri genelde domine eder. Avrupalı oyuncuları bu listede görmek çok kolay değildir ama o hep oradadır. Amerikalılar onu olimpiyatlardan ve özellikle de 2006 FIBA Dünya Şampiyonası'ndan iyi tanır ve ona Mr. Ahtapot derler. Yunanistan'da ise 3D lakabı daha uygun görülür. Hatta uzun kolları ve boğucu savunmasından dolayı takım arkadaşı Nikos Hatzivretas ona Octopus Man adını vermişti. Bazı basketbol severler ise takım arkadaşlarını iyice parlattığı için ona Diamond Man lakabıyla tanırdı. 1.98 metrelik boyu ve atletizminden her ne kadar oyun kurucu olsa o skorer forvet ve kısa forvet pozisyonunu da çok etkili oynardı. Hatta ona kısa forvet yerine point forvet demek daha doğru olur. Jelko Obradovic'le geçirdiği 8 sezon basketbol tarihinde ender rastlanan bir koç oyuncu uyumu ve birlikteliği olarak gösterilir. Bugün bir zamanlar Avrupa'da Yunanistan'ın guard fabrikasında yetişen en yönlü, belki de en iyi, gerçek bir efsane. En büyük Panathinaikos efsanesi. Dimitris Diamantidis. 3D. Dimitris Diamantidis. Defans. Mr. Ahtapot. The Ahtapot Man. The Diamond Man. Bir zamanlar Avrupa. Diamantidis 6 Mayıs 1980'de yaklaşık 15.000 nüfusu olan Castoria'da doğdu. Castoria, zengin tarihçesi ve Castoria Gölü'nün güzelliğiyle özellikle de outdoor sporları seven turistler için tercih edilen bir destinasyondur. Hatta her fırsatta köyüne dönen Dimitris, kariyerinin başlarında bazı şakaların da bu nedenle hedefi olmuştu. Ancak tarihinde Castoria'dan kaç elit sporcu çıktı diye sorarsanız sadece bir: Dimitris Diamantidis. Hayatında ileride değişiklikler olacağını genç yaşta biliyordu. 14 yaşında local takım A.S. Castoria ile basketbol kariyerine başladı. Özel bir oyuncu olacağı da erken belli oldu. Şutundan dolayı çok skor üretecek bir guard olarak görünmüyordu ama uzun kolları ve basketbol zekasından dolayı çok önemli bir savunmacı olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. 19 yaşında Castoria'ya veda vakti gelmişti. Yunan basketbolunun devlerinden Iraklis ile profesyonel kontrat imzaladı. Iraklis bir süredir eski görüntüsünden çok uzak ve maddi sıkıntı yaşayan bir kulüptü. Iraklis macerası da çok parlak başlamadı. Bu biraz da Dimitris'in kişiliğinden ve içine kapanık olmasından da kaynaklanıyordu. İlk defa köyünden uzaklaşmıştı. İlk sezonu 1.5 sayı, 1.6 rebound ve 0.8 asist ortalamalarıyla tamamladı. Ancak çok çalıştı. Her yıl üstüne koymayı başardı. Iraklis'teki son sezonu, yani 5. yılına geldiğinde 14.8 sayı, 6.3 rebound, 4.2 asist ve 2.5 top çalma ortalamalarıyla Yunan Ligi'nin MVP'si oldu. O sezon Iraklis'le son sezonu olacaktı. 5 yıl içinde eski günlerini arayan bu önemli basketbol kulübünü ayağa kaldırıp iddialı hale getirmişti. Ancak o artık en büyük sahnede kendini test etmek istiyordu. Hem Olympiakos hem de Panathinaikos peşindeydi. Hatta menajeri Minas Toukmanidis Olympiakos'la imzalayacağını ve kariyeri içinde bunun çok daha iyi olacağını düşünüyordu. Toukmanidis'in endişesi Panathinaikos'un çalıştırıcısı koç Jelko Obradovic'ti. Toukmanidis, "Ben Obra'yı çok kuralcı ve çok sert bir koç olarak tanıyordum. Oyuncusunun sadece takıma odaklanmasını istiyordu. Dimitris'i bu olumsuz etkiler diye düşünüyordum. Zaten bize ilk yaklaşan da Olympiakos olmuştu. Bizim düşündüğümüz rakamla onların teklifi arasında sadece 50.000 euro vardı." Sonra Panathinaikos aradı. Takımın başkanı Thanasis Yannakopoulos beni Atina'ya davet etti. "Mantıklı bir para söyle bana, hemen kabul edeceğim" dedi. Ancak kontratın ilk senesi isterlerse ve beğenmezlerse Dimitris'i serbest bırakma maddesi vardı. "Ben oyuncuma güveniyordum. Bir risk aldık" dedi. İkinci toplantıdan sonra Diamantidis Panathinaikos'la imzaladı. Bu risk Toukmanidis'e mantıklı geldi. Çünkü birçok oyuncu büyük takımlara geldiğinde eski performansını gösterememişti. Ayrıca Obra'nın Diamantidis'i çok istediğini de ilk kez o ikinci toplantıda öğrendi. Sonra Obra'nın onu çok şaşırttığını, ikinci sezonunda Sarsaris, Mike Batiste, Hatzivretas gibi oyunculara rağmen Obra'nın takımın lideri olarak Dimitris'e güvendiğini gördü. Endişeleri yersizdi. Böylece EuroLeague tarihinin en önemli ilişkilerinden biri başladı. İlk sezonda EuroLeague en iyi savunmacı ödülünü kazandı. İlk kez EuroLeague bu ödülü veriyordu. 2004 ile 2011 yılları arasında ödülü toplam 6 kez kazandı. Sadece 2009-2010 sezonunda CSKA Moskova efsanesi Viktor Hryiapa araya girebildi. Panathinaikos'un şampiyon olduğu 2006-2007 ve 2010-2011 sezonları Final Four'un MVP'si seçildi. 2010-2011 sezonunda ayrıca EuroLeague sezon MVP'si de seçilmeyi başardı. 4 kez de EuroLeague sezonunun en iyi 5'inde yer aldı. 434 top çalmayla halen EuroLeague tarihinde en fazla top çalan oyuncu. 2 kez EuroLeague asist kralı oldu. Oynarken kariyerinde en çok asist yapma başarısını da göstermişti. Şimdi başta Kalaitis olmak üzere bazı oyuncular onu geçti. 2 kez de EuroLeague 10 yılın decade'in 2001-2010 ve 2011-2020 yılları arasında EuroLeague'in en iyi 5'inde yer aldı. Bunu Juan Carlos Navarro ile başaran tek oyuncuydu. Diamantidis 12 sezon boyunca Panathinaikos'a her şeyini verdi. Obra ile çok özel bir ilişkisi oldu. Hatta bir röportajında Obra, "Oğlumun Diamantidis gibi olmasını çok isterim" demişti. 9 Yunan Ligi şampiyonluğu, 10 Yunan kupası, 3 EuroLeague şampiyonluğu ve belki de birden fazla müzeyi dolduracak kadar bireysel ödüller. Diamantidis'in en fazla takdir edilmesine neden olan unsurların başında da sadakat geliyor. Hem Panathinaikos'u olan hem de Yunan milli takımı. Efsane koç Jerry Stone onu Utah Jazz'e istedi. Efsane kulüp Boston Celtics de onu istedi. Draft Express'in uzman yorumcusu Jonathan Givony onun için Avrupa'daki en iyi guard, NBA dışındaki en iyi savunmacı. O kadar yönlü bir oyuncu ki NBA'de başarılı olmaması mümkün değil yorumunu yapmıştı. Şutunu ilerletmesi ve ciddi bir 3 sayı tehdidi durumuna gelmesi de NBA'in iştahını iyice kabartmıştı. EuroLeague kariyerini %37.5 üçlük yüzdesiyle tamamladı. Yunanistan'ın önemli koçlarından Kostas Politis, NBA takımları beni de arıyordu. Birçok takım aradı. Onda müthiş bir potansiyel görüyorlardı. Her seferinde ben Yunanistan'da oynamak istiyorum cevabını verdi. Halbuki kişiliğini de çok beğenmişlerdi dedi. Diamantidis NBA basketbolunu sevmediğini hep söylerdi. NBA takım yetkilileri de onun oyun tarzının NBA'de çok başarılı olacağını düşünüyordu. Ama bu nikah hiç kıyılmadı. Basketbolu bir kenara bırakırsak her fırsatta köyüne dönen birisinin Amerika'ya gitmesi gerçekten mümkün değil. Dimitris, is there any chances for you to play NBA in the future and is there any chances for you to play again στο μέλλον? No, no, I'm very happy I'm being Panathinaikos. Είμαι πολύ χαρούμενος. 1 Nisan 2016 tarihinde Diamantidis EuroLeague Legend, EuroLeague efsanelerine seçildi. Ondan önce sadece Yunanlı bir diğer guard Papaloukas, Navarro, Şişkauskas ve Yasikevicius seçilmişti. Bu onura ulaşan sadece 5. oyuncu oldu. Tabii bu seçim ULEP tarafından organize ediliyordu ve 2001 öncesindeki oyuncuları kapsamıyordu. Ancak Yunanistan Ligi ve EuroLeague başarılarını hatırlarken Yunan milli takımını da unutmamak lazım. 2005 Eurobasket'te Avrupa şampiyonu oldu. 2009 Eurobasket'te bronz madalya kazandı. Ancak Yunanistan basketbol tarihinin en önemli galibiyeti 1 Eylül 2006 FIBA Dünya Şampiyonası'nda yarı finallerde LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Chris Paul, Chris Bosh gibi yıldızlarla kuşatılmış Team USA karşısında geldi. Yunanistan tüm dünyayı 101-95 kazanarak şok etti. Her iki takım da yarı finallere tüm maçlarını kazanarak gelmişti. Koç Yannakis'in alan savunması Amerikalıları zor durumda bıraktı. Ama o maçtan Spanoulis'in 22 sayısı hep akıllarda kaldı. Hatta Kakuyuzis'in son 35 saniyede attığı 4 serbest atış. Belki de Yunanlılar açısından bu iki oyuncunun performansı çok önemliydi. Ancak Yunanistan'a esas galibiyeti getiren Papaloukas ve Diamantidis'in oyun kuruculuğuydu. Papaloukas özellikle ikili oyunlardan tam 12 asist üretti. Diamantidis maçı 12 sayı ve 5 asistle tamamladı. Amerikan potasına gidişleri korkusuz ve şaşırtıcıydı. Maç tarihe Mike Krzyzewski'yi, namı diğer Coach K'in uluslararası basketbola giriş sınavı olarak geçti. Coach K sınıfta kalmıştı. Daha sonra da uluslararası basketbolu ben Yunan milli takımından öğrendim diyecekti. Yunan milli takımı Papaloukas ve Spanoulis, Diamantidis ile müthiş bir gard üçlüsüne sahipti. Mümkün olduğu kadar üçünden aynı anda faydalanmak için de 1.96 metrelik Diamantidis kısa forvet pozisyonunda epeyce oynadı. Bitiminde Yunan milli takımını bıraktığını açıkladı. 2010 FIBA World Cup yani Dünya Şampiyonası dışında milli takımıyla hep zirveye oynadı. 2010 FIBA World Cup'ı Yunanistan 11. bitirmişti. Ancak ondan önce 2004 ve 2008 olimpiyatlarını Diamantidis'li Yunanistan 5. bitirdi. 2003 Eurobasket'i 5. 2007 Eurobasket'i ise 4. bitirdiler. Birçok milli takım NBA'in globalleşmesinin ardından NBA yıldızlarından faydalanırken Yunanistan milli takımında sadece Spanoulis, o da 2006-2007 NBA sezonunda Houston Rockets'la sadece 31 maç oynamıştı. Dirk Nowitzki'nin Almanya'ya, Paul Gasol'un İspanya'ya, Manu Ginobili'nin Arjantin'e yaptığı katkıları düşünürsek ki bunlar sadece Diamantidis'in Yunan milli takımda oynadığı dönemlerden birkaç çarpıcı örnek. Bu nedenle Yunan milli takımına hep farklı gözle bakılmıştır. Birlikte oynayan, birbirini çok iyi tanıyan, takım savunmasını çok iyi yapan, topu paylaşan, basketbol IQ'su yüksek takımlar olarak Yunan milli takımı tanımlanırdı. Tıpkı Diamantidis gibi. Diamantidis'in bir süper yıldız olduğunu herkes kabul ediyor. Panathinaikos tarihinin en büyük yıldızı. Bazıları Yunan basketbolu içinde aynı şeyi söylüyorlar. Tabii ki Galis, Yanakis, Yorgos Sigalas, Papaloukas, Spanoulis gibi isimleri de unutmamak lazım. Sigalas 5 kez, Galis tıpkı Diamantidis gibi 4 kez, Spanoulis de 3 kez Yunan Ligi MVP'si, en değerli oyuncusu olmuştu. Hepsinin Yunan ve Avrupa basketbolunda çok özel bir yeri var. Ancak şu soruyu sormak lazım. Diamantidis kadar çok yönlü başka bir oyuncu gördü mü Avrupa? EuroLeague veya Yunanistan. Guard olmasına rağmen reboundlar, bloklar, top çalmalar, birden fazla pozisyonu etkili savunabilmesi, post-up oyunu ve bir elit oyun kurucunun yapması gereken her şeye de sahipti. Üstelik tam bir takım oyuncusu ve liderdi. Yaklaşık 30 yıl EuroLeague ve Avrupa Kupası maçları anlattım. Çok büyük oyuncular gördüm ama Diamantidis kadar komple başka bir oyuncu gördüğümü sanmıyorum. Yunanlılar merak ediyor. Bir daha Diamantidis gibi bir oyuncumuz olur mu? Bence Avrupa'da olmaz. O kadar özeldi. Bugün bir zamanlar Avrupa. Dimitris Diamantidis'i anlattım. 3D, Mr. Octopus, The Octopus Man, Mr. Diamond. Bir zamanlar Avrupa.